Düğüne kadar bir genç en az 10 yıl yaşlanıyor. Ya sokaklar şöyle internet böyle işte haram şu haram bu haram şöyle haram böyle bir yerde söyledim yanlış anlaşıldı. Burada bir söyleyeceğim doğru anlaşılacak. İlayatçı olsunlar, hoca olsunlar, şu olsun bu olsun bunlar hiç değil. Asıl önemli olan... Hocam gençlerin sürekli aleminde olan bir konu var evlilik. Mesela bize şöyle soruyorlar. Çok seviyorum ama bunun haram olduğunu da biliyorum. Evlenmeye imkanım da yok. Ne yapmalıyım? Şimdi bu soru aslında çok önemli bir soru. Birkaç boyutuyla da ele alınması gerekiyor. Bizim gençlerimiz evlilik meselesini biraz doğru konumlandırmıyorlar zihinlerinde. Yani bu vesileyle bunu da söyleyelim. Haramdan sakınmanın bir vesilesidir evlilik. Tam olarak çözümü değildir aslında. Şimdi evlenen insan bitiyor mu bütün imtihanları? Belki de birçok insanın evlendikten sonra o imtihanları başlıyor. Dolayısıyla zihnimizde evlendik iş bitti yani bir evlensek zaten hepimiz evli olarak çıkacağız işin içerisinden böyle bir beklentiye girmek doğru bir beklenti değil. Sonradan hayal kırıklığına da insan uğrayabilir. Dolayısıyla evlilik meselesi olsun olmasın bizim için bir sorumluluk var. O nedir? İradenin terbiyesidir. Ve biz irademizi terbiye etmek zorundayız. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle hepimizin böyle bir sorumluluğu var. Ve bu sorumluluk ölene kadar da var. Ha gençlikte biraz duygular farklı işlediği için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama yaşın 80 olsa 90 olsa da bu imtihanın devam edeceğini hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Hal böyle olunca ben gençlerime diyorum ki bakın ne kadar günahlar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın. Ne kadar bu noktada bazı şeyler insanlar için çok işte basite indirgenirse indirgensin. Bizim yapacağımız bir şey var. O da Allah'ın bize verdiği bu gençlik nimetini onun istediği gibi onun bizden beklediği gibi kullanmak. Ama bu şöyle olmaz. Bakın gençler bu böyle olmaz. Nasıl? Ya sokaklar şöyle internet böyle işte haram şu, haram bu, haram şöyle, haram böyle. Haram sayıklayarak biz kendimizi koruyamayız. Helalleri düşüneceğiz ve mümkün mertebe bedenimizi, zihnimizi, aklımızı, kalbimizi hak ve hayırlı işlerle meşgul edeceğiz. Meşguliyetlerinizi hakta çoğaltmazsanız batıl sizi başka şeylerle uğraştırır ve Allah korusun sırtınızı da defaatle yere getirir. Onun için yapılması gereken bu gençlik enerjisinin iyi yerlere kanalize edilmesi. Zaten irade terbiyesi, nefis terbiyesi de budur. Bizde nefis öldürmesi yok biliyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bizden Allah ruhbanlık istemez. Belli dönemlerde sadece ruhanileşmemiz için bazı şeyler vardır. Yoksa hayatın içerisinden çekilerek yapılacak hiçbir dindarlık, İslam'ın kabul edeceği bir dindarlık değil. Olması gereken belli. Elimizden geldiğince hayatımızda disiplinli bir hayat yaşamanın gayretini vereceğiz. Akıl ve zihin dünyamızı, kalp ve duygu dünyamızı hakla meşgul etmenin mücadelesini vereceğiz. Emin olun bu noktada da hedeflerinizi büyütüp himmetinizi de hedeflerinize uygun bir hale getirdiğinizde sizlerin de sahabi hasbiliğinde bir hissiyatınızın oluşması imkan dahilinde olan bir şey. Yani bu imkansız bir şey değil. Zaten Allah bizden imkansız bir şey ister mi? Ama zor ama gayret isteyen bir şey ama biraz mücadele isteyen bir şey ama biraz daha tediricen aşama aşama olabilecek bir şey. Bu olduğu zaman Allah'ın izniyle birisi de arkasından gelecektir. Peki hocam. Örf, adet, gelenek o olmazsa olmaz. Gençler bu süreçte çok fazla yıpranıyorlar. Biz şunu öğrenmek istiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ve sahabelerin uygulaması nasıldı? Şartlar bu kadar zor muydu o zamanlarda da? Bu kadar zor değildi ne yazık ki. Yani o genelleme yaptığımızda yani genel bir değerlendirme yaptığımızda bunu çok rahat bili anlayabiliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de zaten en kolayını bize tavsiye etti. Bir de Efendimizin yaptığı bir şey ki biz ondan biraz uzağız. O da ne? Gelenek, görenekte gerçekten topluma zarar veren şeyler varsa Efendimiz onları ilga etti, iptal etti. Hiçbir gelenek dinin önüne geçmedi. Güzel gelenekler var onları yaşattı Efendimiz. Aynen bıraktıkları da oldu. Hasta gelenekler var Efendimiz onları iyileştirdi, ıslah etti. Ama bazı gelenekler de vardı ki iptal etti. Onları tamamen ortadan kaldırdı. Yaptığı şeylerden bir tanesi de evlilik sahasında yaptıklarıdır Efendimizin. Yani o gün Arapların içerisinde de evlilik zor bir şeydi. Hür kadınlarla evlenmek çok ciddi külfetler isteyen bir şeydi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem hür mevali köle ayrımını kaldırdı. İnsanlara bu noktada yepyeni bir ufuk kazandı. Hem de bu işin en kolayı nasılsa en kolayına ait bazı şeyler ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla bugün bu kadar işte örften, adetten, gelenekten, ailelerin baskılarından dolayı gençler aslında evlilik meselesinde yoruluyorlar. O kadar yoruluyorlar ki. Mesela bir başlasın işin işte isteme meselesinden. Düğüne kadar bir genç en az 10 yıl yaşlanıyor. 10 yıl. Ya evliliğe başlarken yorgun başlıyor bu genç. Yorgun başlayan bir gencin o evliliği o haneyi yürütebilmesi kolay değil bir de eğer girmişse borcun altına alsana bir dert zaten onun için burada çok ciddi büyüklere sorumluluklar düşüyor. E büyükler bizi ne kadar dinler bilmem ama netice itibariyle gençler en azından bu noktada biraz daha ailelerini güzel bir hizaya getirebilmenin mücadelesini vermeliler. Karşılıklı bir biçimde de bu noktada bazı şeyler oluşmadı. Ama burada ben bir şey de söyleyeceğim. Bir yerde söyledim yanlış anlaşıldı. Burada bir söyleyeceğim doğru anlaşılacak inşallah. Söylediğim şey de şu. Bakın mihir meselesi kadının aslında sosyal güvencesidir. Bir Allah hakkıdır kadına verilen. Ben kızlarımdan mümkün mertebe isteyebilecekleri en üst düzeyde mihir istemelerini tavsiye ediyorum. Gerekçesini de söyleyeceğim. Çünkü mihir iki ayrılıyor biliyorsunuz. Bir nikah anında alınan hemen peşin. Bir de sonradan işte mihri müeccel deniyor ona. Yani ertelenen mihir. Şimdi yüksek miktarda aldınız mihir istediniz işte. Ne kadar istediyseniz. Sonra baktınız ki eşiniz sadi, sadık bir insan. Evliliğin hukukunu biliyor. Size hiçbir şekilde zarar vermeyecek birisi. Bir miktarını infak eder Aradan bir müddet geçer, bir daha infak edersiniz. Bir müddet geçer, biraz daha infak edersiniz. En son hepsini infak edersiniz. Sevaba girmiş olursunuz. Ama adam eğer evliliğin kadro kıymetini bilmeyen birisi ise yarın mihir olmadığı için mahkemelerde Allah korusun hakkınız olmayan şeylerle uğraşıp durmazsınız. Bu noktada da yapılan bir sürü yanlışlar var biliyorsunuz. Ben mihri yüksek isteyin deyince kızlarıma evliliği zorlaştırmıyorum aslında. Böyle bir şey söyleyebilir miyim? Mümkün mü? Ben mümkün mertebe en kolay bir bir biçimde olmasını isterim. Ama mesele sadece mihir meselesi değil ki. Mihir ne ki? Mihir bugün gençlere göre bir formalite sadece. Bu formalite olmaktan çıksın, asıl formalite olanlar formalite olarak kalsın. O nişan alışverişleri, düğün alışverişleri, o şeyler. Asıl formaliteler onlar, onlar indirilebilecek kadar en asgariye indirilerek bu noktada adımlar atılsın. Ve bu iş yorulmadan, sıkıntıya kapı açmadan bu noktada yapılabilecek en kolaylık şekilde yapılsın ki evlilik noktası o hasretini çektiğimiz zamana ve zemine mesele ulaşmış olsun.